Çok mahcup oldum o gün sana. Ya diyorum, söz verdim ben Yakup'a. Bu malların gitmesi gerek. Ama salağın biri yüzünden bütün işler durdu. Neyse, sorun halloldu ya. Önemli olan o. Bundan sonra bir aksaklık olmaz. Gözün arkada kalmasın. Eyvallah. Ha, bu arada sizin iş ilanını gördüm. Yeni bir eleman arıyormuşsunuz halkla ilişkilere. Vardı öyle bir şey. Hala da arıyorlar. İstersen sana tavsiye edebileceğim biri var. Pişman olmazsın. İyi, tamam. Gelsin, görürsün. Şimdi insan kaynaklarını harcamayalım kızı. Sen insansa raf adamsın. İnsana gözüne bakınca anlarsın zaten maharetini. Yani. Yılların tecrübesi. Kim bu? Adı sana ne? Arayıp haber verelim. Funda Hanım. Funda. Funda Hanım gelecek size iş görüşmesi için. Önce siz görüşün, sonra da bana yollayın. Tamam? Tamam. Bak Yakup'cığım, yine de karar senin. Arada ben varım diye güvenmediğin birini işe alma. Harun'cığım, bilirsin ki ben hiç yaş tahtaya basmam. Ama hiç. Şöyle bir bakıyorum da gayet etkileyici. Yurt dışı tecrübeniz de var. En son Fransa'da 2 yıl çalışmışsınız. Bonjour madame. Özel bir nedeni yoksa neden döndünüz? Yo, özel bir sebebi yok. Sadece burayı özledim. Kariyerime burada devam etmek istiyorum. Peki neden Yurikan Holding? Açıkçası sizin hakkınızda biraz araştırma yaptım. Şunu gördüm ve o beni heyecanlandırdı. Siz uluslararası satış ağına sahip çok büyük bir şirketsiniz. Ayaklarınız yere basıyor ama kollarınız her yerde. Bu hem yerel hem de evrensel iş anlayışının bana uygun olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var. Bence patronlar o şirketin aynasıdır. Yani sizin karakteriniz bu şirketin karakterini temsil ediyor. Nasıl bir karakterim var benim? Siz kazanmak istiyorsunuz Yakup Bey. Büyümek ve 1 numara olmak. Tıpkı benim gibi. O yüzden sizinle iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Ne oldu yani? Sonuç? Bir sorun yok. İşi aldı sen. Aldı. Hemen başlıyorum. Ya bu Yakup Yörükan nasıl anlamadı Funda Hanım'ın köstebek olduğunu ya? Sen beni hafife mi alıyorsun? Yok canım. Yani ondan değil de ne bileyim yani. Anlamadım. Ya dayıoğlu bak. Dayıoğlu. Funda Hanım bir profesyonel. Şeytana pabucun ters giydirir. Özellikle de seni suya götürür. Susuz getir, o şekil yani. Başarınızın devamını diliyorum. Yörükhanların altına dinamiti koyduk. Bundan sonra Yakup'un en yakını olacaksın. Nefesi kadar yakın. Anladın? Merak etmeyin.